Arkadaşlar hepinize merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Barış Akar. Bir kullanıcımız sormuş, hatta birden fazla kullanıcı şöyle sormuş: iPhone neden donar? Teknik servisimizde de dayısından, amcasından, halasından, öğrencisine kadar birçok kullanıcı teknik servise getiriyor. Abi telefonum donuyor, bir rahat kullanamıyorum. Ekranda donma oluyor. İşte oyun tam böyle adam öldürecekken bir anda donuyor gibi sorular gelmekte. iPhone ve diğer cep telefonları maalesef donma söz konusu. Bunun ilk sebebi arkadaşlar NAND'dır. NAND dediğimiz kısım, yani hafıza parçası, telefonumuzun anakartında olan bir hafıza bölümüdür. NAND'ı söküyoruz, Yeni NAND takıyoruz. Özellikle NAND parçası, yani hafızası, cihazın hafızası, belleği dolu olduğunda donma çok sık karşılaştığımız bir olaydır. Fotoğraf, video, müzik, gerekli her şeyi sakladığımız için cep telefonumuz dolu oluyor. Dolu bir cep telefonundan da hemen cevap almak maalesef zor olur. Zaten cep telefonu sıfır aldığınızda biliyorsunuz ki hatırlayanlar vardır, bilenler vardır. Hatta bu ne biçim bir durum, niye böyle diye tepki gösterenler de oluyor. Cihazın kendisi belli bir hafızayı kullanıyor. Belli bir hafızayı kullandığı için siz 16 GB telefon aldığınızda size sunulan hizmet 13-14 GB oluyor. Söz konusu böyleyken bizlerin de çok fazla içerik ve yükleme ile telefonu kastırmamız anlamsız olur. Özetle iPhone'larda ve diğer cep telefonlarında donma neden olur sorusunun cevabı özellikle hafıza dolmasıdır. Hafızanın dolu olması, doluluk oranı cihazı dondurur. Diğer bir etken de maalesef teknik servis adı altında yanlış hizmet, ucuz parça, dandik, yan sanayi, çakma ekran ve pil aksamlarını satan, pazarlayan kişiler ve kurumlar tarafından iPhone'larımıza yetkisiz müdahale yapılmasıdır. iPhone'larda kötü kaliteli, yan sanayi, dandik, çakma ekranlar maalesef donmaya sebebiyet veriyor. Mutlaka A kalite iyi bir ekran ya da mümkünse orijinal ekran taktırarak donmanın önüne geçebilirsiniz dostlar. Umarım iPhone neden donuyor sorusuna naçizane bilgilerimizle cevap verebilmişizdir. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.